dayız. Bitkilerin dünyasındayız. Ve tabii ki alternatif tıp deniyor ama ben alternatif tıp demek istemiyorum. Ülkemizde böyle deniyor. Aslında bu olması gereken, iç içe olması gereken. Ayrı yok. Ama şifalı bitkiler diyoruz. Bitkiler dünyasına dönüyoruz sevgili izleyenler. Biliyorsunuz yıllarca televizyonlarda, magazin programlarında şimdi mankenler dünyasına geri dönüyoruz dediler. Bize hiçbir şey katmadı. Ne kattı? Hiçbir şey katmadı. Şimdi bitkiler dünyasına geri dönüyoruz. Ve çok değerli bir konuğum Sayın İbrahim Gökçek bizlerle birlikte. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar diliyorum. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız da bu arada kutlu olsun. Sağ olun size. Siz de değil mi çocuklarınızla güzel torunlar falan. Harika. Şimdi sevgili izleyenler ekranın altındaki telefon numaralarından bizlere lütfen ulaşın. Oldu telefon açamadınız. Twitter'dan ulaşın. twitter.com/karacanokan'dan mesajlarınızı gönderin. Hocam bugün bize gerçek bir aloe vera'nın nasıl olacağıyla ilgili bilgilendirecek. Evet. Bize getirdi. Bu gerçeği bu. Zaten böyle deyince anlıyoruz. Kenarlarında böyle çok hafif nazik kıl şey gibi, evet. Siten gibi. Evet. Üzeri beyaz benekli lekeleri var. Evet. Yaprağın üzerinde beyaz benekleri var. Evet. Şöyle kopardığımızda yaprağını içerisinde böyle bir jel akıyor. Görüyor musun? Akır jel. Uzuyor. Böyle bir jeli var. Acımtırak bir tadı var. Direkt yenmez. Çünkü biz bunu balla ve 19 çeşit bitkiyle karıştırıyoruz. Özel bir karışım. Nasıl? Siz yemezsiniz de ben alışkınım. Ben yiyebilirim. Ben mesela 3-4 santim de olsa yerim. Benim için problem yok. Sizin vücudunuz alışkın diye. Mesela diyelim ki kişide hafif göz rahatsızlığı var. Bu peki? Gözü ağrıyorsa şöyle gözünü kapatarak gözünün üstüne sürerse iyi gelir. Çok ağır bir rahatsızlık değilse tabii. Basit bir göz ağrısına iyi gelir. Görme gücünü artırır aloe vera şurubu içildiğinde. Aloe vera. Ama şimdi bunu gidip de böyle çiçekçiden alıp koparıp gözlerine sürmesinler bu. İşte ha, tabii doğal ortamda yetişmiş olması lazım. Mesela sevgili izleyenler bak gidip de benim aloe veram var falan filan olayları yapmayın. Sonra gelip bize telefonu açmayın. Tabii şimdi mesela kimyasal madde katmamak gerekir. Doğal yetiştirmek gerekir. Duyuyorsunuz değil mi? Gübresi doğal gübre olması gerekir. Evet. Yani kimyasal maddeler katılır da o zaman iyi değil yani. İyi değil. Evet, iyi değil. Yani doğrusunu bizden bulun ya sevgili izleyenler. Hocam size doğrusunu söyleyecek değil mi? Evet. Hocam? Geriye şöyle cilde sürebilirsiniz. Bir gösteren ya bir şey bak bu. Bak. Şöyle sürüyorsun. Sürdü. Burcu Hanım bir yakından bakın şimdi iki elin arasındaki farkı. Ay bu benim elim bir şey. Şimdi iki elin arasındaki farkı. Bu daha parlak ve güzel. Bakayım hocam. Ay ne güzel oldu eliniz. Evet. Şimdi aloe vera ile ilgili yapılan Japonya'da yapılan klinik araştırma Hiroşima atom bombası atılan yerde. Maalesef insanlık ayıbıdır. Fukuyama Üniversitesi yapmış olduğu klinik araştırmasında aloe vera jelin birleşimindeki amino asitler 22 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin, evet. 12 çeşit enzim içerir bu jel. Bunun hücre yenileyici yani kişiyi gençleştirici cildini, saçını, derisini, organları arıtıcı, temizleyici ve dinçleştirici özelliğe sahip. Evet efendim. Mesela vatandaşın saçı dökülüyor. Mesela. Saçı dökülüyor. Saçı var arkadan yaşamış. Var açılıyor biraz. Evet saçı dökülmeye başlamış. Evet ne yapacağız peki hocam? Bunun aloe vera şurubunu hazır. Bizim hazırladığımız şey. Günde 3-4 defa yarım fincan veya yarım çay bardağı da içilebilir. İçtiğinde bağırsakları temizler. Bağırsaklar ne ilgisi var saçın diyeceksiniz. Saçı besleyen kan nereden geliyor? Kalpten kalbe. Kan nereden geliyor? Karaciğerden. Karaciğer kanı nasıl yapıyor? Bağırsaklardan yeterince vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire gelirse karaciğerde yavaş yavaş kana verir. Karaciğerde binlerce mühendis varmış gibi yavaş yavaş ölçerler. Ayar yaparlar. Kana yavaş yavaş vitamin, mineral, yani enzim, glikoz. Buradan şunu anlıyoruz ki karaciğer çok önemli bir organımız. Tabii. Bütün bağırsaklardan emilen her şey önce karaciğere gelir. Önce karaciğer yavaş yavaş
kana gerekli olan demirdi, bakırdı, çinkoydu, vitamindi. Yavaş yavaş kana verir. Ayar yapar, düzenler. Evet. Yoksa yediğin içtiğin şey hemen direkt kana karışsa bünyen kaldıramazsa ne olacak? Denge bozulur. Ayar verir. Tamam. Karaciğerde kan, depolu kan bulunur. Aşağı yukarı 1-1,5 litre kan vardır. Karaciğerde devamlı kan var. Kickbox ve boksörler aniden karaciğerine bir yumruk edildiğinde saniye burada birkaç saniye kan akışı dursa adam nakat olur. Hapı yutar. Enerji deposu karaciğer. Depo, tank yani burada. Arabanın yani, benzini gibi. Benzin gelmedi mi bitti. Yani karaciğere vurdu mu? Karaciğere vurdu mu isterse dünyanın en iyi boksörü olsun. O yüzden karaciğerine çalışırlar. Karaciğere kimse vurdurmamaya çalışır. Evet. Karaciğerine yumruk yedi ve gitti. Neden? Birkaç saniyede burada kan akışı dursa enerji gelmediği için hemen yatar. Bitti. Knockout. Yani bu nedenle kimse karaciğerine vurdurmak istemez. Evet. O zaman buradan eşlere, bayanlara hani oldu ya oklavayla hani sinirlendirdi sizi. Bir şey olduğu zaman karaciğerine karaciğer. Ama şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tabii spor tabii. Haricinde evde şiddete karşıyız. Konuşarak, uzlaşarak anlaşmakta fayda var. Zaten bizler burada eksik kalanları tamamlıyoruz. Hocam geçen hafta sarı kantaron verdi. Hiç sormuyorsunuz. Toplantıya gittik buradan. Uçtuk. Maşallah. Harikaydı. Normalde çok önemli bir kişiyi ziyaretine gittik. Önemli bir yönetici. Efendim normalde kendisi çok yoğun olduğu için böyle 5-6 dakika ayırırmış. 2 saat kaldık yanında. Anlattıklarım çok iştahlı ve çok keyifli bulundu. Güzel geldi. Ben de kafam açıldıkça açıldı. Şimdi aklıma geldi sarı kantoronu evet. Görünce. Teşekkür ediyorum. Evet. Eksikleri tamamlıyoruz. Lütfen kağıdınızı kaleminizi alın sevgili izleyenler. Harun Bey lütfen kağıdı kalemi hazırlayalım. Ekranın altındaki telefon numaralarından bize ulaşabilirler. Hocam gayet güzel tekrarlıyor. Kaçtı telefon numaramız? 0212 621 21 65 evet. 66. 621 21 65. Evet hocam. Özellikle okul çağında yani ilkokuldan üniversiteye kadar. Evet efendim. Okuyan hatta evet. Okuması şart değil. Mesleğini icabı araştırma yapan insanlar konsantre olmak istiyorsa, kafasını toparlamak istiyor da unutmak istemiyorsa sarı kantaronu kullandığı zaman hafızayı güçlendirir. 4 çeşit hormonun salgılanmasında çok önemli etken rol oynar. Bunun birleşimindeki hipeforin, sarı kantaronun birleşiminde hipeforin, serotonin hormonunun salgılanmasını artırır. Böylece kişide üzüntü, sıkıntı, depresif gibi rahatsızlıklar yavaş yavaş yok olur. Yok olur, evet. Rahatlar, evet. Relax. Çekinmez, utanmaz, kızarmaz. Bazıları böyle utanır, çekinir, korkar, panik olur. Bunu ortadan kaldırır. Kişiye güven verir, emniyet verir, rahat olur. Artı noradrenalin denen bir hormonun salgılanmasını artırır. Noradrenalin kişide dikkat dağınıklığına, eğer ki az olursa dikkat dağınıklığı olur, konsantre olamaz. Bir işini doğru dürüst yapamaz. Glutamat, doğal glutamat ama Çin tuzu değil. Sentetik olanın tehlikeli. Bugün yemeklere Asyalılar, Amerikalılar, Çin tuzu. Türkiye'de de katılıyor. Mesela ben dün Aydın'a kadar gittim bir iş icabı. Evet efendim. Feribot'ta çorba var böyle küçük şeyler içerisinde. Hazır çorba. Sıcak suyla karıştırıp içiyorsun. Bir çorba içelim bakalım dedik. Baktım glutamat. 620E621 yazıyor parantez şey içerisinde. Ha, tehlikeli. İçemedik. Ben böyle o kutularda Feribot'ta şey de gördüm. İşte böyle noodle'lar diyorlar, erişteler bizim. Evet, bunlardan evet, evet. Falan da var. Hepsinin içinde glutamat. Gördüm ben çorbalarda. De. Neden? Lezzet verici. Bu sentetik olduğu için glutamat veya Çin tuzu. Hazır çorbalarda da var bu. Ben görüyorum. Monosodyum glutamat. MSG. Firmaların mesela Almanya'da bunu yapmıyor firma. Evet. Üretmiyor. Kendi ülkesinde. Ya rahat insanlar... konuşalım. Nasıl olsa sponsor olmuyor. Bir şeyimiz değil. Yani bir bağımız yok. Bir şey. Konuşalım söyleyelim. Çorba üreten, bütün çorba üreten firmaları. Hazır çorbalarda var. Hazır tamam. Çorbasında var. Tavsiye etmiyoruz. Birçok kekte mesele var. Var var. Yani, beyni götürür. Beyni. Gidersiniz yani. Gidersiniz. Sevgili izleyenler gidersin. Böyle bir anda gözler yukarıda. Dozunu iyi ayarlayın. Vallahi bak. MSG. Gençlere tavsiye ediyorlar hazır çorba diye. Ya yap tabii, tabii. Kutuda iç diyor. Genç o benim yarın ülkenin geleceği MSG yani. MSG ne demek? Ne demek?
Monosodyum glutamat. Evet. Beynin salgılamış olduğu hormon bize zarar vermez. İşte şifa burada. Ama sentetik alırsan evet. Beyindeki hücrelere zarar veriyor. Okullara, sinir hücrelerine ne onlara yapacağız? Ne yapacağız? Hocam bakın su da var. Bana verin bir şey verin. Gençlere örnek olayım ben. Ne vereceksiniz şimdi? Bir kere epimediumlu macun. Bu bana lazım. Ben yoğun çalışıyorum. Ondan sonra değil mi arkadaşlar? Epimediumlu macun evet. Cinsel gücü performansı artırır. Bu da lazım. Hayat diyelim gerçeği değil mi? Kaliteyi artırır. Düzenli kullanıldığı zaman 19 çeşit bitki içerir. Cinsel gücü artırır. Evet. Yani evliyseniz iyi. Tamam. Özel hayata çok şey yapmış. Evet. Acun yedim. Kantor'un okuyan çocuklar için çok çok özel. Okuyorum ben her gün toplantı. Okuyan her insan için. İster ilkokul, ister ortaokul, ister üniversitede okusun veyahut da okumasın. Araştırıyorsa, yazıyor, çiziyorsa, yazarsa vesaire vesaire. Günde 3 defa kullandığı zaman evet. Kişi imtihana girmeden önce özellikle bunu kullanmasında fayda var. Çünkü imtihana girdiğinde hiçbir şeyi asla unutmaz. İbrahim Gökçek canlı yayında Okan Karacan'a bakıyor ve son derece sağlıklı bir adam oluyorum. Farkında mısınız? Cildim güzelleşti. Ondan sonra kilom düştü. Hazırdan giyinmeye başladım. Daha çevik, daha atak oldum sayenizde. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Evet. Sarı kantarın faydası depresif rahatsızlara karşı bile çok çok etkili. Çok çok etkili. Aloe vera jel özelliği nedir? Bu aloe vera bağırsakları temizlediği için saç kırana iyi gelir. Saç dökülmesini önler. Saç zayıflayan saçları güçleştirir, güçlendirir. Saçı besler. Benim bir tanıdığım vatandaş sabah kalkıyor. Bıyığının yarısı yok. Pala bıyık, uzun, evet. Gür bıyıklar olan evet. Vatandaş sabah kalkmış. Yarısı yok. Bıyığın yarısı düşmüş. Eyvah. Eşim. Yani saç kıran, sakal kıran, bir de bıyık kıran var. Sarımsak falan sür derler. Sarımsak sürmüş 3 ay. Sonra ben aradım, dedi ki ya, sarımsak süre cildi mi? Cildi tahriş ettim. Tabii. Doktora gitmiş, doktoru Almanya'da yaşıyor vatandaş. Kortizon ilaçlar vermiş, daha da kötü olmuş. Dedi ki yok mu bunun çaresi? Var. İksir aloe vera jel damar çayı enfeksiyon çayı kullanacaksın bakacağız. Evet. 2 ay kadar kullandıktan sonra bıyıkları normale döndü. Burası böyle adeta ekstra kazınmış gibiydi. Törpülenmiş gibi. Bir ara böyle stresten çene altımına vurmuştu böyle. Ama şimdi çok şükür. Beslenmeyle evet. Çok doğru alakalı. Yani bağırsaktan vitamin, mineral, enzim gelmezse. Bizi güzel dinleyin sevgili izleyenler. Bak yani kanalı manalı falan değiştirmeyin. Bulamazsınız. Yani çok önemli şeyler konuşuyoruz. Önemli konulara parmak basıyoruz. Valla televizyonunuzun sesini 2 kademe yükseltin. Ekranın altındaki numaradan bize ulaşın. Bizi arayın. Bak önemli konular konuşuyoruz. Böyle reklam da oydu buydu yok yani. Hassasiyet var burada. Hocamı bulamazsınız. Bize zaman ayırıyor. Valla ben panik oluyorum. Ay bugün gelmezse ne olacak falan diye. Yani böyle pamuklara sarıp sarmalayıp öyle evine götürüp bırakacağım. O haldeyiz yani. Ama Allah razı olsun burada bizimle. Hocam çok sağ olun. Sağ ol. Bunu çok içten söylüyorum. Sağ ol. Evet. İzmir'den bir genç 16 yaşındaydı o zaman. Şimdi üniversiteye gidiyor. Okula gidiyor, liseye gidiyor. Kafasında tam 28 tane metal para büyüklüğünde saç kırar. 28 tane. Ay bizim Enes gibi. okula gidemiyor. Evet. Okulda herkes alay ediyor, gülüyor. Evet. Dalga geçiyor, çocuk okula gidemiyor. Babası doktora götürmüş, doktoru kortizon vermiş. Çocuk bu sefer hafıza zafiyeti başlıyor, aptallaşıyor. Kortizon niye verilir? Yani kortizon verilir ki saçı düzelsin ama saç kıran geçti diyelim. Kortizonu bıraktığı zaman yine de dökülür. Bir de kilo aldı kortizon. Fena yapar adam. Kilo alan kişi bir daha kilo verir. Kortizondan dolayı hormon dengelerini bozduğu için kilo alırsa kolay kolay kilo veremez. Kortizon kemikleri eritir. Rahmetli Bülent Ecevit'e bir ara uzun süre kortizon verdiler. Anlatın. Kemikleri, bakmayın gözlerim için çekilmeyin ya. Rahat konuşun. Bizi zorlayan... Cam kemik oldu. Evet. Cam kemik. Merdiven çıkamıyordu. Özel asansör yapıldı. Merdiven Allah çıkması yasaktı. Allah rahmet eylesin. 4 kişi taşıyordu. Boyundan kuyruk sokumuna kadar çelik korse giyiyordu. Çelik korse. Kemikleri kırılmasın diye. Cam gibi olur kemikler. Kortizon kullanan kişinin kemikleri. Deri incelir. Ay yüz dediğimiz yüz şişer. Yüzü böyle top gibi olur. Yavaş şişer. Balon gibi olur. Hafıza zafiyeti. 10 dakika kitaba bakamaz. Baksa da anlamaz. Okuduğunu bile anlamaz kişi. Ben bir ara kullandım da iyi biliyorum. Ah. Bu buluşları ben 17 yıl sadece tonikle ilgili araştırma yaptım alerjiye karşı. Hangi tonik efendim?
Şu lahana suyu karışımı. Ya. Şimdi? Yani şu 12 yaşında sevgili izleyenler. Araştırma yaptıktan sonra, buluş yaptıktan sonra kurtuldu kandosun. Ben alerjiye yakalandım da yıllar önce. Evet. Mecbur kaldım. Kortizon kullanıyorum. Yoksa bu polen alerjisi, burun akıyor, gözler kızarıyor gözün. Hocam bir şey söyleyeceğim. Çok soru var. Siz böyle sorulardan hoşlanmıyorsunuz. Ben biliyorum. Çok soru var. Hocam saçına ne yapıyor diyor. Saçımı ne yapıyorum? Hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü maşallah yani tamam. Yaştan bağırsaklar sebep... temizlendiği zaman saçınız temizlenir. Yani benden daha bağırsak... gül. Yani bak maşallah. O Efe dediğim çocuğun saçında 28 tane metal para büyüklüğünde adeta evet. ekstra kazınmış gibi saç kıran var. Evet. Okula gidemiyordu. Evet. Bizim ürünleri kullanıyor. Bir ay kullandı. Bir etkisi olmuyor dedi. İki ay kullandı. Etkisi olmuyor. Sabır. Babası dedi ki ya etkisi olmayacaksa çocuğu gönderin. Psikolojisi bozuluyor zaten. Umutlanmasın dedi. Yok dedim. Devam et. Üç ay oldu. Ben aradı. Dedi ki abi dedi böyle şeftali tüyü gibi hafif tüyler gelmeye başladı. Şeftali. Evet. Şeftali tüyü gibi. Evet. Tüy, incecik. Evet. Sarımsı tüyler. Evet. Acele etme. Sabret. 4 ay sonra fırça gibi saç oldu. Oh. Yani şimdi kendisi Kıbrıs'ta oh. okuyor. Canım benim. Allah zihin açıklığı versin. Evet. Kullandığı zaman yavaş yavaş düzelir. Mesela bizim bir genç askeriken komando başına sürekli bere giyiyor. Evet. Saçının üstü böyle serilmiş. Hava almadığı için. Olur. Sürekli aynı şeyle yatıp olur. Döküyor. Vatan hizmeti. Saçı adeta dökülmüş. Yarısı gitmiş. Evet. Şimdi bu bizde laboratuvarda çalışır. Sürekli deney yapıyor. İksir tonik kullanıyor. Tadına bakıyor. Kontrol ediyor. Kalite kontrol sürekli. 2-3 ay sonra dedi ki benim saçıma ne oldu? Ya. Ne oldu saçına? Ya fırça gibi oldu dedi. Dökülüyordu. Bunun böyle bir etkisi var mı? Evet var. Bağırsaklardan geliyor her şey. Toksik madde de buradan geliyor. Zehir de buradan geliyor. Hocam şimdi de buradan geliyor. Bizim burada var azalma. Yani cildi toparladık da hani aloe vera jel mi yapacağız? İçeri bağırsakları temizleyeceğiz. Tamam temizleyeceğiz işte ona. Aloe vera jel, iksir, damar suyu. Düzelecek diyorsun. Düzel, dökülmeyecek. Dökülmez. Mevcutu koruyacağız. Tabii. Tamam. Yavaş yavaş güçlenecek. Evet. Kullandığı zaman yavaş yavaş büyür. Arayın bizi arayın. 0212 621 21 65. Yani bunu böyle artık ev telefonu yapın kendinize. Yani hani böyle 155 gibi ondan sonra polis imdat gibi bir yani bir yerinizde olsun o. Gün boyu arayın bizi. Yeter ki arayın sevgili izleyenler. Biz size bir telefon kadar yakınız. Bana da ulaşabilirsiniz. Hocama ulaşabilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. Belki yayına bağlanmak istemezsiniz. Hassas bir durum vardır. Konuşuruz. Her şeyi konuşuruz. Sorun değil. Evet. Aloe vera jel ile ilgili çok güzel klinik araştırmalar var. Var. Yani belge var, bilgi var bununla ilgili. Herhangi bir şey yok. Mesela Mısır'da yapılan, Kahire'de, evet. üniversitede yapılan klinik araştırmada şeker hastalığı nedeniyle baldır ve bacaklarda oluşan şeker hastalığı nedeniyle açık yaralara ulkus denir. İyi dinleyin. Ağır şeker hastalığı. Şeker hastaları, ağır şeker hastaları. Ayaklarda yaralar açılıyor, iyileşmiyor. Şeker evet, hastalığı nedeniyle. Kapanmaz değil mi? Evet, kapanmıyor. Bu tür rahatsızlığı olanlara hem aloe vera jel içeriden hem de aloe vera kremi harici olarak vatandaş 6 hafta ile 2 ay arasında iyileşmiştir. Belgeli bu klinik araştırması var. İsteyen benim bu kitapta da bu konularla ilgili ayrıntılı bilgi var. Araştırmalarla belgelenmiş, sabittir. Artı ekzema, akne, sedef gibi rahatsızlıkları iyileştirdiği de belgelenmiştir. Deri hastalıkları için, alerjik hastalıklar için, bağırsak rahatsızlıkları için. Şimdi bağırsaklarda mesela diyelim ki mantar yerleşmiş. Ne üretiyor? Toksik madde üretiyor. Etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol, zehirli alkoller. Ne yapıyor bu toksik maddeler? Bağırsakları yakıyor. Sinir uçları açıkta kalıyor, yanıyor. Hassasiyetini ya kaybediyor ya aşırı hassaslaşıyor. Aşırı hassaslaşırsa iritabil bağırsak sendromu, bağırsak spazmı ortaya çıkıyor. Spastik kolon dediğimiz. Beyne sürekli sinyal giriyor. Veyahut da yara oluşuyor. Ulceratif kolit dediğimiz rahatsızlık ortaya yani çıkıyor. Sen diyorsun ki abi yani midene, kalbine, beynine, gözüne, gönlüne, her yerine iyi bak ama bağırsağına da bak. Bağırsak bir ilk sırada gelir. Evet. Tabii kolit dediniz, beni benden aldınız. Çok tehlikeli. Evet, yani bayanlarda görülüyor. Kolit, bağırsak, kalın bağırsak iltihaplanması. Tedavi edilmezse ülseratif kolit yaraya dönüşüyor. Peki neden yapar? Yaraya dönüşüyor. Neden yapar yani? Bakteri, virüs ve mantarlar. Ha şunu söyleyeyim mesela. Yani yediğinle mi alakalıdır bu?
Yediğin içtiğinle mi alakalıdır yoksa sinir stres de yapar mı? Sinir stres hepsi yan faktör. Esas burada kimyasal ilaç kullanmak tehlikeli. Şimdi bir de çok önemli bir şey daha var. O da Türkiye'de çok biyopsi yapılıyor. Herhangi bir rahatsızlık biyopsi. Dün vatandaşın biri geldi bana. Tam 26 yerinden biyopsi yapılmış. Ben 29 yıl Almanya'da kaldım. Bir tane biyopsi görmedim, duymadım. Biyopsi diye bir şey yok. Rusya'da yok, Almanya'da yok, Avrupa'da yok. Neden peki yani? Niye böyle şimdi çok radikal bir şey söylüyorsunuz? İnsanlar gidiyorlar, göğsünde bir şey varsa biyopsi yapıyorlar. Yani... Biyopsi kandan zaten anlaşılıyor. Veya ultrasondan anlaşılıyor, röntgenden anlaşılıyor. Biyopsi ne demek? Deride mesela herhangi bir yeri kesip alınır mı? Almak doğru mu? Deride ne olur? Mikrop kapar. Peki karaciğerden, pankreastan, dalaktan, böbrekten, bağırsaktan bir parçayı almak doğru mu? Daha tehlikeli. Çünkü burada daha çok mikrop var. 29 yıl Almanya'da kaldım. Biyopsi yok. Yani duyulmamış bir şey. Yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? Çünkü biyopsi olmuş vatandaş dün bana geldi. Biyopsiden sonra şok olmuş. Mikrop aşırı oranda vücudunu yayılmış. Adamcağızı küfet gibi şey içerisine yatırmışlar. Buz doldurmuşlar. Kendine gelebilmez. Ateşi fırlamış. Yani biyopsi nereye kadar biyopsi? Biyopsi yani... Ay Allah şifa versin. Yani herhangi bir şeyden basit Allah bir şey değil. Biyopsi. Sevgili izleyenler yani. Biyopsi aslında birçok ülkede yapılmıyor. Kan tahlilinden her şey anlaşılıyor. İdrar tahlilinden anlaşılıyor. Yani iyi huylu mu, kötü huylu mu? Deney, kobay gibi kullanılmak çok kötü. Avrupa'da, Amerika'da biyopsi yok. Yok yani. Yani. Niye, neden biyopsi? Yani ülkede niye aldın kanı anlar mısın o kan nerede her kanser şey olduğunu? Belli oluyor zaten. CAS 125 işte 0 ile 35 arasıysa problem değil. 35'i geçmişse yavaş yavaş kanser rizikosu başlıyor. Zaten doktorla bunu bilir. Hepsi biliyor. Yani biyopsi yaptırmak durup dururken basit şeylerde bile biyopsi yaptırmak çok tehlikeli. Deriden herhangi bir yerinizi kesip alır mısınız? Almazsınız. Karaciğerden alınıyor ama. Veyahut da ya, böbrekten. Gırtlaktan veyahut da alıyor, oradan alıyor, buradan alıyor. Yani her yerden canım alıyorlar biliyorum yani. Koltuk altından falan. İşte dünkü gelen vatandaş ölümden dönmüş. Korkmuş şimdi. Biyopsi aldırmayacağım, gitmeyeceğim hastane diyor. Gerek yok ki, kan tahlilinden anlaşılıyor. Yani Rusya'da neden yapılmıyor? Doktor Fahrettin Efendi, işte eskiden Rusya'da doktorluk yapmış, şimdi Türkiye'de. Bizde diyor, biyopsi hiç yapılmadı, yapılmaz diyor. Biyopsi diye bir şey yok diyor. Neden Türkiye'de var, ben anlamadım diyor. İşini çözemedim diyor. Yani yıllarca Rusya'da doktorluk yapmış, uzman. Türkiye'deki biyopsiyi ben çözemedim, anlamadım diyor. Yani biyopsi yaptırmak birçok hastalığa davete çıkarıyor. Çünkü mikrop açılan o yara daha hızlı yayılmasına ve Allah korusun sonu kötü neticelere ulaşabilir. Yani sen kandan, ultrasondan, röntgenden anlıyorsan tedaviye başla diyorsun. Tabii. Zaten bu işi yapanlar hepsi uzman doktor. Hepsi uzman. Bu alanda uzman bunu yapanlar. Biyopsi işi Türkiye'de çok abartılıyor, aşırı abartılıyor. Bağırsaklarımızı iyi bakacağız. Evet, mesela yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Hollanda'dan vatandaş bir şeyi yediği zaman... Kolalı içecekler, kolalı. Asitli ve kolalı. Marka söylemedim bak, kolalı dedim. Evet, yani aslında her türlü kola ne için gerekir? Klozet temizlemek için uygundur. Çünkü klozet temizlemek istiyorsanız kolayı dökün, çok sert bir asit. Yani kola, bütün klozeti temizler ne kadar kirli olursa olsun. Düşünün bağırsakları mideyi ne yapıyor? Çok büyük felaket. Mesela Almanya'da diyelim ki bir işçi istemeyerek mermerin üstüne bir damla kola düşürdü. O mermer ne kadar kaliteli olursa olsun kullanılmaz. Zarar verir. Ekelendi, bitti. Çöpe. Deler. Zarar verir. Anlıyorum. Çok önemli yani şeyler mermere konuştuk. Mermere zarar veren kola mideye ne yapıyor? Çok önemli şeyler konuştuk. Evet. Toparlamamız gerekiyor. 25 Hollanda'da vatandaş oldum. Evet. Ülseratif kolit nedeniyle bağırsakları bir şey yediği zaman yaranın üstüne geldi mi hemen tuvalete koşmak zorunda. Tamam. Dışarı çıkamıyor, çalışamıyor. İş hayatı bitmiş, sosyal hayatı bitmiş. 15 yıldır eve mahkum. Evden dışarı çıkamıyor. Sokağa çıksa yediği içtiği şey aniden eğer ki yaranın üstüne gelirse saniyede lavaboda olmak zorunda. Olmazsa
altına kaçırdı gitti. 6 ay içerisinde hamdolsun problemi hallettik. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Problemleri nasıl çözdüğümüzü anlatıyoruz. Neler yapılması gerektiğini söylüyoruz. İçinden alır dinler sevgili izleyici. İnşallah umut ediyoruz. Ve bizi arasında... Alevara ile ilgili burada... Evet. Louis Paul. Üniversitede klinik araştırması yapılmış. Açsın baksın yani. Bağırsaklardaki mantar, ulceratif koliti tetikler. İritabil bağırsak sendromunu, morbus kronu tetikler. Çok teşekkür ediyoruz. Bununla ilgili klinik araştırma var. Çok teşekkür ediyoruz.